Ah, merhaba Vok. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Bugün kendimi hiç fena hissetmiyorum. Sabah kalktığında düşündüğün ilk şey neydi? Sabah kalktığımda düşündüğüm ilk şey, çok geç kaldım. Rutinlerin var mı sabahları? Var. Erken uyanıp kimse uyanmadan biraz kitap okuyup kahve içmeye çalışıyorum. Ve inanır mısın, uyanır uyanmaz biraz plankta duruyorum. İşte bütün sporum o kadar. Sabah insanı mısın, akşam insanı mı? Sabah, artık sabah. Yeni yılı nasıl karşılıyorsun? Yeni yılı eski yıldan daha iyi olmasını umut ederek karşılıyorum. Bu sene yeni projelerin var mı? Ah, tabii ki de var. Bize bunlardan biraz ipucu verebilir misin? Tabii. Adı Kübra. Kendisi Netflix'te. Oldukça heyecan verici ve gizemli bir hikaye. Ama en çok da düşündürücü. İzlerken kendini bol bol düşünürken bulacaksın. Peki karakterini 3 kelimeyle tanımlarsan? Canım Merve, sandığından daha akıllı, sandığından daha güçlü ve maalesef sandığından daha aşık. En çok hangi aplikasyonları kullanıyorsun? Yani pek kullanmıyorum da. İlla bir şey diyeceksem WhatsApp herhalde. Yapay zeka kullandın mı hiç? Tabii ki de. Ben mühendis bir ailenin mühendis bir çocuğuyum. Artık sorularımı Google'dan daha çok yapay zekaya soruyorum. Mistik olaylara inanır mısın? İnanıyorum. Çünkü öyle daha zevkli. Peki sence bir şey sen inandığın için mi gerçektir yoksa gerçek olduğu için mi ona inanırsın? Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Matrix'te diyordu ki kaşık bükülmüyor. Bükülen şey zihnin. Bak bu da olabilir. Çünkü inanç ya. Ya da şöyle diyeyim, bildiğim tek bir şey var, hiçbir şey bilmediğim. 2024'te hayatına katmak istediğin neler var? Çok fazla şey var. Çok fazla şey öğrenmek istiyorum. O yüzden bunların hepsini yapabilmek için öz disiplinimi artırmam gerekiyor. Öz disiplin. Yürüyüş yapmayı sever misin? Çok severim. Ziyaret etmeyi en çok istediğin ülke hangisi? Amerika ya. Artık Amerika'ya gitmek istiyorum. Los Angeles'a gitmek istiyorum. New York'a gitmek istiyorum. New Orleans'a gitmek istiyorum. Florida'ya, Miami'ye, her yere. En son nereye gittin? En son İsviçre'ye gittim. Zürih'e gittim. Oradan Davos'a geçtim. Davos şahane bir kayak yeri ama çok soğuk. Seyahat çantanın olmazsa olmazı nedir? Kitap. Kulaklık. Şarj aleti. Ve yürümek için en rahat pabuçlar hangisi ise onlar. Gardırobunda olmazsa olmaz dediğin bir parça var mı? Böyle rahat pantolonlar ama en rahatından, en genişinden giydiğimi görenlerin neredeyse pijama mı bu acaba diye düşündürecek kadar rahat olanımla. Stilini nasıl tanımlarsın? Stilimi kafama göre diye tanımlarım. Canım ne istiyorsa o diye tanımlarım. İstanbul'da yaşamak senin için nasıl? Hani derler ya, aşkla nefret arasında böyle incecik bir çizgi vardır diye. İşte bence İstanbul'da yaşamak da tam olarak o çizginin üstünde böyle düşmeden yürümeye çalışmak gibi. Şehirde en çok nasıl vakit geçirmeyi seviyorsun? Şehirde bulabildiğim en sakin yerde, hele bir de deniz kenarıysa, biraz da çimen bulduysak, dostlarımız da varsa, bol bol muhabbetle işte oralarda geçirmeyi seviyorum. Favori semtin? Favori semtim üniversitede okurken işte Yeniköy, Arnavutköy okuluma yakın olduğu için oralardı. Şimdi Anadolu yakası insanı olduğum için Kadıköy, Fenerbahçe, oralar. Ruhun sence ne renk? Ruhum bence rengarenk. Ama illa bir renk seçeceksem senin için mor olsun. Ama böyle en parlağından bir mor. Kimsenin bilmediği bir özelliğini Vogue'la paylaşır mısın? Ya ben oyun oynarken çok hırslı oluyorum. O kadar hırslı oluyorum ki gerçekten. Hele bir de böyle yeniliyorsam, benimle dalga geçiyorlarsa falan. Sabaha kadar oynatıyorum oyunu, yenene kadar oynatıyorum oyunu. Benimle oyun oynamak istemeyen arkadaşlarım var artık. Sen benimle oynar mısın? Elbette. Peki ilginç bir yeteneğin var mı? Var. Göstereyim mi? Evet. Bak şimdi. Elini böyle koyuyorsun. Sonra elini böyle tersten tutuyorsun. Hop! Ne oldu? 360 derece. Bak şimdi bir de kaldırınca. Hop! Saçma değil mi?
Peki zamanda yolculuk yapabilsen hangi döneme gitmek isterdin? Ya bu zor bir soru ya. Bu sorularda ben çok zorlanıyorum. Yani tarihin her yerine şahitlik etmek isterdim. Yani milli mücadele zamanını da, o antik tiyatrolarda koca koca ayakkabılarla koca koca oynanan zamanları da görmek isterdim. Ne bileyim Rönesans'ı da görmek isterdim. Bir sürü şeyi görmek isterdim ya, bilmiyorum. Peki geleceği görebilmeyi ister miydin? E işte o da aynısının laciverti. Yani kendi geleceğimi pek görmek istemezdim. Çünkü herhalde hayatın heyecanı kalmazdı. Ama böyle yine toplu olarak etkileneceksek, yok savaş, yok pandemi bilmem ne falan diye. Onları bilmek isterdim. Saçlarım da rüzgardan çok düşüyor. Evet. Peki bir süper gücün olsa bu ne olsun isterdin? O da çok zor. Ama herhalde en güvenlisi ve en eğlencelisi bir yerden bir yere ışınlanmak olabilirdi. Hem de gezmeyi çok seviyorum. Ya da böyle bütün dilleri konuşabilmek isterdim. Herkesle iletişim kurabilmek isterdim. Sana gizemli bir kaynaktan mesajlar gelse ne yapardım? Tabii ki de gizemini çözerdim. Canlandırmak istediğin bir karakter var mı? Ya ben çocukluğumdan beri fantastik bir karakter oynamayı çok istiyorum. Böyle hani Marvel DC dünyasından böyle kedi kadın, işte süper kadın falan öyle şeyleri çok istiyorum. Yeni bir role nasıl hazırlanıyorsun? Yani şimdi ben sana nasıl anlatayım bu kadar uzun bir şeyi? Çok istiyorsan gel bir ara özelde anlatayım. Bir rol arkadaşına en önemsediğin özellik nedir? Tabii ki de disiplinli olması, çalışkan olması ve saygılı olması. Ezberini hala unutmadığın bir replik var mı? Doğruysa felaket, yanlışsa da felaket. Ama bu laf benim değildi. Sadece ezberimde kısmına uydum. Unutulmaz bir set hatıran var mı? Var ama galiba burada anlatılmaz. Biraz uzun çünkü. Oyuncu olmak istediğine ne zaman karar verdin? Oyuncu olmak istediğim, sanki ben bu istek olmuşum gibi. Yani çünkü buna karar verdiğim bir an yok. Ben hep böyleydim. Hep bunu istiyordum gibi hatırlıyorum. Peki oyuncu olmasaydın hangi meslekte ilerlemek isterdin? Şef olmak isterdim. Çünkü ayıptır söylemesi, güzel yemek yapıyorum. Ya da psikolog olmak isterdim. Çünkü psikolojiyle ilgilenmeyi de çok seviyorum. Ama hangisini yaparsam yapayım akademisyenliğini de yapmak isterdim. İzleyenlerine en çok hangi duyguyu yaşatmayı seversin? Umut tabii ki de. Sevdiklerime de, yani sadece izleyenlere değil, herkese umut uyandırmayı çok isterim. Aynı zamanda da düşündürmeyi, sorgulatmayı. Rol model olarak aldığın isimler var mı? Var. Anneannem. En çok anneannem. Annem. Peki işlerini en beğendiğin oyuncu kim? Yani totalde bir Marion Cotillard hayranıyım. Fakat son zamanlarda Margot Robbie'nin birkaç işini oldukça kıskanırken buldum kendimi. Favori müzik türün ne? Ya ben her şeyi dinleyen gillerdenim. Biraz kafasına göre olan gillerdenim. Ama yüzde olarak daha çok playlistimde country ve indie tarz müzikler var. En son hangi konsere gittin? İşte o işi pek beceremiyorum. Ben bu aralar böyle biraz kalabalık, herhalde pandeminin etkisi, kalabalıklara girmekten çekiniyorum. O yüzden bir süre önce gittiğim son konser Kenan Doğulu'ydu. Kendi kendine evde dans eder misin? Çok. Ben dans etmenin beden bulmuş haliyim. Sadece evde değil, her yerde, sokakta, orada, burada. Kendi kendime olmak zorunda da değilim. İstersen sen de gel. İstersen herkes olsun. Hadi dans edelim falan deyip kalkabilirim yani o derece. Enerjini hep böyle yüksek tutmak için bir formülün var mı? Yok, ben böyle doğmuşum. Biraz genetik herhalde. Anne baba da böyle. Yeter ki enerjimi düşürmeyin. Her gün bıkmadan yerim dediğim bir yemek var mı? Patates kızartması. Ve biliyor musun, galiba çocukken bir ara her gün, bırak her günü, her öğün bıkmadan yiyordum. Peki kesinlikle yemem dediğim bir yemek var mı? Yani ben böyle kesinlikle hep, hep, hiç, en falan bunları demeyi sevmiyorum. Ama sakatatların fanı değilim ama işte öyle bir yaparsın ki yerim yani, bilemeyiz. Baklanın da fanı değilim ama öyle bir yaparsın ki bayıla bayıla yerim. Bilmiyorum yani, genel olarak bunlar.
Kitap okumayı sever misin? Çok severim hem de. En son hangi kitabı okudun? Şu an Oğuz Atay'dan Kendisi Bir Ütülü. Tutunamayanları okuyorum. Tekrar tekrar izlediğin bir film var mı? Evet, Harry Potter. Ben gerçek bir Harry Potter hayranıyım. Hayatın bir film olsa başlığı ne olurdu? Orion oldukça yakışırdı galiba. Orion diye bir takım yıldızı var. Kendisiyle bir gönül bağım var. Oldukça eskiye dayanır. Herhalde iyi bir isim olurdu. Hayatta aldığın en güzel tavsiye nedir? Ya böyle söylüyorlar, ben özeniyorum böyle cümle cümle. Ama bende o cümle yok. Ama hissi var. Annemin bana hissettirdiği bir his. Kendisine tanınmayan fırsatları bana... Fırsatları, özgürlükleri, yanımda olma, her neyse bunun ne kadar yanımda olduğunu hissettirdiğine, bana bunları tanıdığına dair o. Çocukluğundan unutamadığın bir anın? Yani çocukluğum sağ olsun abim sayesinde unutulmaz geçti. Çünkü bir çocukluktan çok hayat mücadelesine döndü, hayatta kalma mücadelesine. En çok da boğulduğum anı unutamıyorum abicim. Hayatta kendinle kolay kolay dalga geçer misin? Aa tabii. Ne var? Peki hakkında duyduğun en ilginç dedikodu neydi? Ya hakkında pek dedikodu duymadım. Çünkü ben dedikodu yapmayı sevmiyorum. Karmanın bence tersten olan hali. Yani yapmıyorum, yapılmıyor gibi diyebilirim. İnşallah da yapılmaz. İnşallah da böyle devam eder. Sakin bir insan mısın, mücadeleci mi? Sakin bir şekilde mücadele eden bir insanım. Birden ona kadar. Hayatından ne kadar memnunsun? Ya ben çok şükürcü bir insanım. Eğer şükretmezsem yani bilmiyorum çok şeyin ayıbına gider diye düşünüyorum. O yüzden oldukça memnunum. 9.9 veriyorum. Küçücük puanı da nazarlık diye kırıyorum. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsun? Ya sosyal medyada çok zaman geçirmiyorum. Geçirmek de istemiyorum. Çünkü siz de geçirmeyin istiyorum. Muhabbetimizi çaldı, bizi bizden çaldı. Bilmiyorum. Geçirmiyorum. Biraz küsüm sosyal medyaya. Peki sosyal medyada gördüğümüz Aslan ile gerçek hayattaki arasındaki farklar neler? Ya çok fark var. Nasıl anlatayım ki ben şimdi sana? Ben insanım, ben katman katman bir canlıyım. Sosyal medya iki boyutlu bir yer. Oradan ne görüp ne tanıyacaksın Allah aşkına? Takipçi kitlenle aran nasıl? Haterların var mı? Yok ya, çok şükür. Çok tatlı bir takipçi kitlem var. Canımda sıkan hiçbir durum yok. Böyle işte arada sırada girdiğimde de onlarla bazen paslaşıyorum. Tatlı oluyor. En çok kullandığın emoji hangisi? Şu. Bu. Bir tane böyle gözlüklü, dişlek, afacan bir tip var. O. Bir de sarkastik bir tip var, böyle gülüyor ama gözünde bir damla yaş böyle gibi bir şey. En son aradığın kişi kim? Biraz önce Metin'i aradım. İşim olduğunu bahane ederek konser biletlerini ona aldırdım. Hayatta en çok neye bağlı hissediyorsun? Hayatta en çok hayatın kendisine bağlı hissediyorum. Peki bu bağlı hissettiğin şeylere karşı şüpheye düşmene sebep olacak şeyler neler olur? Yani işte hayatın kendisinde sorun çıktığında, böyle maalesef işte üzücü şeyler yaşadığımızda... işte onlar yani. Seni en çok ne sinirlendirir? Cehalet. Yıl olmuş 2024. Cehalet hala her yerde kol geziyor, bu bir. İkincisi, insanları aptal yerine koymak. Sadece beni değil yani. Herhangi birini aptal yerine koyduğumu görürsem de çok sinirleniyorum. Ve işte kötü kalpliliği hissediyorsam, görüyorsam buna da çok hissediyorum. Yani hiçbirine gerek yok bence. En büyük zaafın nedir? Sevgi. Bu sevgi en büyük zaafım. Bu akşam çekim sonrası sana kiminle sürpriz yemek hazırlasak hayallerin gerçek olurdu? Ulu Önder Atatürk'le. Çok isterdim atamla bir yemek yemeyi. Çok teşekkür ederiz Aslı. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Keşke yapabilsen. Belki yaparsın. Belki süper gücün vardır senin. Budur yani. Bana haber ver, tamam mı? Tamam. Bay bay.